Kahvem odasından önce medüller tiroid karsinomu konuşulmaya başlandı. Bu panelde onun üzerine devamı gibi olacak. Belki bazı şeyler tekrar edilecek ama bizim panelimizin adı da incidental medüller karsinom. Önce bir örnek olgumuz olacak, çok ayrıntılı olmayan. Ondan sonra da 3 hocamız bize sırayla bazı soruların cevaplarını vermeye çalışacaklar. Slide alabilir miyiz? Evet, şimdi olgumuza bakalım. 37 yaşında bir kadın hastamız var. Ultrason incelemede sağ ve sol lobda 1 ve 3 santimetrelik tiroid nodülleri mevcut. Multipil, solid ve heterojen karakterde nodüller bunlar. Ve bu hastaya multinodüler guatrö ön tanısıyla total tiroidektomi uygulanıyor. Daha sonra yapılan histopatolojik inceleme sonucunda sağ lobda 12 mm çapında medüller karsinom saptanıyor. Olgumuz böyle. Şimdi bunun üzerine konuşmaya başlayacağız. Tekrar bir slide alalım lütfen. Evet, şimdi Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Ferit Taner'i davet etmek istiyorum. Kendisi bize incidental medüller karsinom tanımı nedir ve bu olguda postoperatif hangi tetkikleri yapmalıyız üzerinde konuşmasını yapacak. Saygılar sunuyorum. İnsidental medüller kanser tanımı tiroid cerrahisi sonrasında rastlantısal olarak medüller kanserle karşılaşılması durumudur. Genel olarak medüller kansere rastlanma oranı %3 ila 5, bu oran oldukça düşük. İnsidental tiroid kanserlerine karşılaşma oranı ise daha önce de ifade edildi %5 ila 15 arasında değişiyor. Bu bilgiler ışığında bakıldığında zaten pratik hayatımızda bu tür hastalara çok fazla karşılaşmıyoruz. Böyle bir hastayla karşılaşıldığında herhalde bundan sonraki aşama için hocam ne yapmamız gerektiği yönünde bir belirlememiz lazım. Biz bu olguda neler yapmalıyız? Her medüller kanser vakası, ister probe tanısı konulsun, ister böyle insidental olarak karşılaşılsın, potansiyel bir multiple endokrin neoplazi 2 veya familial medüller tiroid kanser ailesi olabileceği akıldan çıkarılmamalı ve tetkik ve taramalar buna göre programlanmalıdır. Bu tetkik ve programın temeldeki en önemli faydası, bu ayrım yapıldığında hastaların prognozu, yandaş hastalık varlığı, taranacak aile bireylerinin olup olmaması, cerrahi stratejinin belirlenmesi ve takip açısından bu bilgiler çok değerlidir. Her ne kadar preoperatif dönemde yaygın olarak ince iğne aspirasyon biyopsisini nodüllerin değerlendirmesinde kullanıyor olsak da palpable veya ultrasonografik olarak şüpheli gördüğümüz tüm nodülleri iğne biyopsisiyle de değerlendiriyor olsak bile maalesef ya gözden kaçan ya bizim atladığımız böyle tesadüfi de olsa, rastlantısal da olsa tümör olgularına rastlayabiliyoruz. Postoperatif dönemde tanısı konulmuş böyle insidental medüller kanser vakasıyla karşılaştığımızda öncelikle neler yapmalıyız? Bunu kendimce bir sıralamaya çalıştım. Biyokimyasal olarak biz bu hastalarımızda öncelikle gönderebileceğimiz biyokimyasal parametreleri inceliyoruz. Bunlar kalsitonin, kalsinoembriyonik antijen. Kalsinoembriyonik antijeni genellikle korele etmeye çalışıyoruz. Şu açıdan önemli, bir hastanın progresif hastalık olması, ikincisi de diferansiyasyonun de diferansiyasyona geçişte yol gösterici olabileceği yönünde bir takım destekler var. İnsidental olarak, rastlantısal olarak karşılaştığımız her medüller kanseri biz potansiyel bir genetik geçişli medüller kanser olduğunu düşünerek bu hastalarda muhakkak bir genetik danışmanlık alıyoruz. Pedigrisini çıkarttırmaya çalışıyoruz. Aile bireylerinin tümünü taramaya çalışıyoruz. Bu hastada mutlaka RET mutasyon analizlerini yaptırıyoruz. Bu anlamda da Murat Hocam da bahsettiler.
Bu konuda bize Ankara'da bildiğim kadarıyla Türkiye genelinde de Türkiye Endokrin Metabolizma Derneği yılda iki kere en azından bu örneklerin çalışılmasını ücretsiz olarak karşılıyor. Tabii sorun şu, yılda iki kere çalışıldığı için bu analizlerin sonuçlarının çıkması zaman alıyor. Bu hastaların ve diğer aile bireylerinin taranması da bu açıdan gecikme olmaması için biz özellikle multipir endokrin neoplazi olabileceğini de düşünerek bu hastalarımızda muhakkak feokromositoma yönünden plazma metanefrin, plazma normetanefrin ve idrar normetanefrin düzeylerine muhakkak bakıyoruz. Primer hiperparatiroidi açısından paratormon ve kalsiyum seviyelerini gözlemliyoruz. Ayrıca bu hastalarda olmazsa olmazımız muhakkak ayrıntılı bir boyun ultrasonografisi. Eğer hasta dışarıdan bir merkezden geliyor ise rezidü doku için fikir verebilir. Tam söylenemez. Belki sintigrafi desteğine ihtiyaç olabilir. Ama bunun yanı sıra bizim için majör problem olarak gördüğümüz lenf nodu statüsü için, boyundaki servikal lenf nodu statüsü için ayrıntılı ultrasonografiye kesinlikle ihtiyacımız var. Onun yanı sıra kalsitonin seviyesine de bağlı olarak biz hastalarımızda genellikle servikal, torakal, abdominal CT veya manyetik rezonans incelemeyi kullanıyoruz. Genetik tarama, ben bir genetikçi değilim ama genel olarak hastayı düşündüğümüz zaman olmazsa olmazımız olarak yapılması gereken bir yöntem. Bu değişik analizlerle hastanın gen statüsünü çıkardığımızda bu aile bireyleri açısından uygulanacak cerrahinin programlanması veya hasta takibinde olası yandaş hastalıkların ortaya çıkması açısından önemli. Her zaman tabii sporadik formlar daha yoğun olarak karşılaştığımız bir durum. Genetik analizler sporadik formlarında %5 ila 7'sinde germline mutasyon olarak kendini gösterebilir. Bu da çok azımsanacak bir rakam değil. Burada genetik danışmanlığın bize verdiği en önemli bulgulardan bir tanesi de aile bireylerinin anamnestik olarak değerlendirilmesi. Biz de bunu kendimiz yapıyoruz çoğunlukla. Ailede feokromositomanın varlığı, hipertansiyon varlığı, ailede ani ölümlerin varlığı veya medüller tiroid kanser hikayesinin olması da bize bu hastanın familyal olabileceği yönünde değerli bilgiler verecektir. Mutasyon sonuçları geldiğinde mutasyon negatif, ailesi negatif olan hastalar sporadik vaka olarak kabul edilebilir. Öncelikle medüller seyahat tanısı konan hastalarda biz genetik analizlerini yaptırıyoruz. Ama tabii mümkünse pozitif hastaların tüm birinci derece aile yakınlarında genetik taramasının yapılması şarttır. Çok kısa iki bilgi vereceğim. Sporadik medüller kanser çok sık rastladığımız bir hasta grubu. Bunlar tüm medüller kanserin %80'ini oluşturuyor. Genetik geçiş olmamasına rağmen bu hastaların genetik taramalarında, ki yapılması şart değil özellikle vurguluyorum, somatik mutasyonlar görülebilir. Sporadik, biraz önce söyledim de, medüller tiroid kanserlerinin %5 ila 7'sinde de zaten germline mutasyonlara rastlıyoruz. Belki bu hasta bir indeks vakada olabilir bu anlamda. Genel olarak bu hastalar, sporadikler, daha ileri yaş grubunun hastası. Kadın erkek oranına baktığımız zaman kadınlarda biraz daha yüksek ve %20 oranında da bilateral görülüyor. Genetik geçişli medüller kanserler, multiple endokrin neoplazi tip 2'nin alt grupları olarak karşımıza çıkıyor. 2A, 2B ve familyal medüller kanser ve bu hastaların %95'ine yakınında genetik mutasyon, retgen analizlerinde mutasyon tespit ediyoruz. Spesifik ret mutasyonlarının varlığı hastalığın agresifliğinin tespitinde de çok önemli unsur teşkil eder. Bu anlamda da analizlerden sonra tüm profil çıktığında hastanın hangi risk grubuna girdiğinin de belirlenmesi, hastanın takibinin, cerrahi prensiplerin belirlenmesinde ve profilaktik tiroid cerrahisinin ne zaman gündeme geleceğinin tespitinde önemli bilgiler verecektir. Bu iki soru için benim söyleyeceklerim bu kadar. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz Ferit Hocam.
Şimdi sizi yanıma alayım. Tartışmayı en son yapalım. Bütün konuşmacılar soruların cevaplarını verdikten sonra. Tekrar bir slide alabilir miyiz? Şimdi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bilim Dalı'ndan Doçent Doktor Fatih Tuncay'ı davet ediyorum. Sorularımız burada. Fatih Bey, medüller kanser için yapılacak minimal ameliyatın total tiroidektomi ve santral diseksiyon olduğunu biliyoruz. Bu olgu bazında nasıl bir yol izlersiniz? Ve ikinci girişimde santral diseksiyon yapılması söz konusuyla bu işlem için nasıl bir yöntem seçersiniz? Ve komplikasyonları minimale indirmek için ne yapmamız gerekir? Sayın Başkan, değerli katılımcılar, teşekkür ederiz hepinize burada olduğunuz için. Şimdi bu vaka üzerinden konuşacağım. Gerçi biraz önce bu konuda dünyadaki en iyi isimlerden birisi bize ne yapmamız gerektiğini anlattı. Biz de ufak tefek katkılarımızı sunalım. Şimdi burada temel yapacağımız şey önce bir literatür değerlendirmesi. Bu konuda en fazla uğraş gösteren iki insandan bir tanesi Jeffrey Molay, diğeri de Henning Dralle, onu dinledik. Şimdi Molay'in verilerine bakacak olursanız, eğer hastalara santral diseksiyon yaparsanız, görüyorsunuz %81 oranında bir lenf nodu metastazı saptıyorsunuz. Yine ipsilateral ikinci ve üçüncü bölge arası diseksiyon yaptığınızda da yine %81 oranına yakın lenf nodlarında metastaz saptandığını görebiliyoruz. Karşı taraftaki lenf nodu metastazı oranında %44. Bu oldukça yüksek bir rakam. Ancak literatür bu konuda biraz karışık bilgiyle dolu. O yüzden 2009'da yayınlanan Medüller Tiroid Cancer Guideline'ında da bu konularda konsensüse varılırken biraz zorlanıldı. Bakacak olursak bu işte uğraşan insanların yaptığı yayınlara hiç metastatik lenf nodu olmayan vakalar olduğu gibi %30'lara, %50'lere varan oranlarda metastaz saptayan gruplar da var. O yüzden bizim bu olguyu baz alacak olursak, bu olgumuz nasıl bir olgu? Bu olgu T1B1 tümör ama lenf nodu metastazı varlığını henüz bilmiyoruz. NX dediğimiz grupta bir hasta. Şimdi guideline'a bakacak olursak post tiroidektomili hastalarda bu hastalara nasıl yaklaşacağımız konusunda bizi guideline yönlendiriyor. Bu hastalara biraz önce Ferit Hocam söyledi, genetik testleri yapıyoruz ama bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi ameliyat sonrası elde edeceğimiz bazal kalsinonin ve karsinoembriyonik antijen düzeyleri. Eğer biz ameliyat sonrası kalsitonini 150 pikogram mililitrenin altında ama saptanabilir buluyorsak, bu hastalarda eğer yapılmadıysa bütün tarama testlerini yapıyoruz. Bu tarama testlerinde de eğer hastada metastaz yoksa veya minimal bir uzak metastaz saptarsak, bakın ampirik level 6 kompartman diseksiyonu controversial, yani tartışmalı. Ama burada kesin bir şey var ki böyle bir hastada ameliyat sonrası dönemde kalsitonin düzeyleri undetectable, yani saptanamaz düzeyde ise ve bizim yapacağımız görüntüleme yöntemlerinde eğer bu bölgede herhangi bir metastatik lenf nodu saptamıyorsak bu hastaları takibe alıyoruz. Ultrasonografi bu aşamada bizim için çok önemli. Santral bölgede hep bizi düşündüren şey neydi? Tiroid oradayken santral bölgeyi ultrasonografi çok iyi değerlendiremiyor. Çünkü önde tiroid dokusu var. Artık bu olguda ise önünde tiroid dokusu da yok. Total tiroidektomi yapılmış bir hasta. Santral bölgeyi de lateral bölgeyi de çok iyi değerlendirebilir ultrasonografi. Artık radyologlarımız da bu konuda oldukça deneyimli. Burada kalsifiye medüller kanser metastazlarının göründüğü bir ultrasonografi görüntüsünü görüyorsunuz. Bu da bize çok yol gösterici. Bakalım şimdi post total tiroidektomili bir, yani total tiroidektomili bir hastada durum ne? Tekrar aynı şeyleri görüyoruz. Kalsitonin düzeyi saptanabilirse ve daha önce yapılmadıysa boyun ultrasonu, diğer testler işte kalsitonin düzeyi, tomografiler, boyun ve toraks tomografileri ve diğer tetkikler yapıldıktan sonra eğer herhangi bir hastalık saptadıysak bu hastayı ameliyat edeceğiz. Hastalık saptamadıysak o zaman bu hastayı takibe alacağız ve
belli aralıklarla takip edeceğiz. Bu konuda bir algoritma oluşturmak gerekiyorsa bu güzel bir algoritma. Biz insidental olarak bir medüller tiroid kanseri saptadığımızda red protonkogen analizini yapıyoruz. Eğer hasta herediter bir medüller tiroid kanseri ise zaten o zaman tartışılacak bir şey yok. Veya hasta T1'den büyük bir tümörse, T2, T3, T4 grubunda bir tümörse o zaman hastaya santral nerf diseksiyonu aynı tarafta santral artı ipsilateral lateral lenf nodu diseksiyonunu yaparız. Ancak hastada insidental olarak saptadık, bu hastada kalsitonin düzeylerine baktık ve CA düzeylerine baktık. Eğer bu hastada kalsitonin düzeyleri 150 pikogramın altındaysa, bunu fark ettiyseniz Henningdrell'le 200 pikogramı altını kabul etmişti ama guideline bize 150 pikogram mililitreyi cutoff değer olarak öneriyor. Bu hastalarda eğer kalsitonin düzeyleri de yükselmiyorsa daha fazla bir tedavi yapmamıza gerek yok. Bu hastalar izlenebilir. Şimdi bu hastanın total tiroidektomili olmasını göz önüne getirecek olursak, eğer bu hastada postoperatif kalsitonin düzeyleri 150 pikogramın altındaysa ve ultrasonografide herhangi bir metastatik şüphesi olan lenf nodu yoksa bu hastaya ek girişim yapmaya gerek yok. Ama kişisel olarak bana soracak olursanız burada guideline ve genel literatüre baktığımızda kesinlikle bu konuda net bir şey söylemek çok doğru değil aslında bakacak olursanız. Çünkü standart lenf nodu diseksiyonu yapılan gruplara baktığımızda santral ve ipsilateral lateral lenf nodu metastaz oranları çok yüksek. Ama dediğim gibi yine de ben böyle bir hastayı eğer kalsitonini normal düzeylerdeyse, yani 150 pikogramın altında ve ultrasonografide herhangi bir pozitif lenf nodu yoksa takip ederdim. Ancak eğer bu hasta tamamlayıcı tiroidektomi gerektiren bir hasta olsaydı, o zaman madem tamamlayıcı tiroidektomi için bu hastayı açacağım, hem santral hem de ipsilateral lateral lenf nodu diseksiyonunu yapardım. Burada asıl tüm literatürün ve aynı zamanda guideline'ın da tartıştığı temel nokta ne? Cerrahın santral ya da lateral boyun diseksiyonu ikincil girişimlerde yaparken ki morbidite oranı nedir? Eğer zarar verecekseniz bunu yapmak tabii ki doğru değil. Ama bu işi yapıyorum ve morbiditem yeterli düzeyde düşük diyorsanız bu hastalara santral ve ipsilateral boyun diseksiyonu eklenebilir. Teşekkür ederim. Aslında şöyle bir video vardı, burada oynayacak mı bilmiyorum. Otomatik oynat demiştik ama buraya aslında bunu video göstermek amacıyla koymamıştım. Bu ikincil girişimi olan bir hastanın boynuydu. Oynamıyor herhalde. Çok da şart değil. Bu hastalarda gerçekten iş zor. Konuşmanın bir sorusu da bu hastalarda girişim yapacaksanız eğer morbiditeyi azaltmak için ne yaparsınızdı sorulardan bir tanesi. Aslında bunu video üzerinde gösterirken konuşacaktım. Bu hastalarda temel olarak her ikinci girişim yaptığımız hastada bu papiller tiroid kanseri de olsa, medüller tiroid kanseri de olsa ne yapıyorsak onları yapmak lazım. Birincisi bu konuda deneyimli olmak lazım. İkincisi bu hastalarda mutlaka preoperatif dönemde vokal kort parisi varlığını yokluğunu değerlendirmek lazım bir kulak burun boğaz muayenesiyle. Üçüncüsü ameliyat sırasında eğer kullanabiliyorsanız bir sinir monitorizasyon cihazı kullanmak lazım. Ve santral bölgede öncelikle siniri bulup diseke edip daha sonra o santral bölge diseksiyonuna devam etmek lazım. Bunun için de bir video koymuştum ama bunu oynatamayacağız herhalde. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz Fatih Bey. Sizi de yanımıza alalım. Şimdi de doçent doktor Mehmet Uludağ'ı davet etmek istiyorum. Şişli Etfel Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinden. Kendisine yönelteceğimiz sorularımız postoperatif ultrasonda santral veya lateral kompartmanlarda metastaz düşünülen lenf bezleri varsa tanı için hangi yöntemi uygularsınız? Bu birinci sorumuz. İkinci sorumuz da rutin olarak kalsitonin bakmalı mıyız ameliyattan önceki tiroid hastalarına? Sayın Başkan, değerli katılımcılar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Günün bu saatinde medüller tiroid kanseriyle ilgili bir panelde bu kadar kalabalık bir salonda konuşmak gerçekten büyük bir şans.
Eğer böyle bir hastada postoperatif ultrasonografide şüpheli bir lenf bezi varsa, özellikle santral veya lateral bölgede, öncelikli olarak Ferit Hoca'nın da bahsettiği gibi bu hastalarda serum kalsitonin ve CA düzeyini mutlaka görmek lazım. Bunun dışında bunların metastatik olduğunu ortaya koymak için en sık uyguladığımız yöntem ultrason kılavuzluğunda ince iğne aspirasyon biyopsisi. İnce iğne aspirasyon biyopsisinin duyarlılığı özellikle bu lezyonlarda %60'larda, özgürlüğü de %80'lerde. Fakat %40'lara kadar yanlış, yalancı negatiflik bildiren çalışmalar da var. Peki bu hastalarda ince iğne aspirasyon biyopsisinde kalsitonin maşaltı yapalım mı? Bu konu papiller kanserlerde veyahut da paratiroid hastalıklarında yapılan tiroglobulin veyahut da paratormon maşaltı gibi çok geniş çalışılmamış literatürde. Bu konuda çalışma sayısı sınırlı. Özellikle bu şüpheli lezyonların değerlendirildiği 2007'deki bir çalışmada biraz önce duyarlılık ve özgürlüğünü İAB'nin verdiğim aynı çalışma, aynı çalışmada duyarlılık ve özgürlük kalsitonin maşaltıyla %100'e çıktığı gösterilmiş. Fakat bunun dışında bunu destekleyen çalışma olmakla birlikte özellikle böyle şüpheli lezyonlarda değil, kalsitonin yüksekliği olan sınır yükseklikteki tiroid nodüllü hastalarda kalsitonin vaşatının ek bir katkısı olmadığını ifade eden çalışmalar da mevcut son 3 yıl içerisinde yayınlanmış. Peki en çok tartışılan konulardan bir tanesi özellikle ülkemizde de en sık rastladığımız tiroid nodüllerinde rutin kalsitonin taraması yapalım mı? Tiroid kanserleri nodüllerinde medüller tiroid kanseri prevalansı hepimizin bildiği gibi çok düşük, yaklaşık binde dörtlerde. Fakat eğer bu yapılan bir çalışmada taramayla saptanan medüller tiroid kanserlerinde tam remisyon yani kalsitonin negatif hasta oranı %60 iken klinik olarak saptanan hastaların tedavisiyle ancak tam remisyon %2 hastada elde edilmiş. Yani taramayla hastalar daha erken safhada yakalanabiliyor ve daha yüksek oranda remisyon elde edilebiliyor. Bunun dışında hem Amerika'dan hem de Avrupa'dan değişik açılardan değerlendirildiğinde rutin kalsitonin taramasının tiroid nodüllerinde olumlu maliyet etkin olduğu ifade edilmiş çalışma sonuçlarında. Fakat bununla birlikte bazal kalsitonin değerinin öngörü değeri maalesef eğer saptadığınız sınır değerlerdeyse bu sıkıntılı. 20 ile 50 pikogram mililitrede pozitif öngörü değeri %8'lerde, 50 ile 100 arası olduğunda bazal kalsitonin %25'lerde, bazal kalsitonin 100'ün üzerine çıktığında %100'lere ulaşıyor. Yani kesin bir cut-off değeri yok özellikle sınır değerlerde. Son 2 yıl içerisinde çıkan bir çalışmada da özellikle medüller kanserle C hücre hiperplazisini ayırmak için bir cut-off değeri değerlendirildiğinde uyarılmış kalsitonin değerinin ne düzeyde katkısı var? Genelde kabul edilen kılavuzun kabul ettiği uyarılmış kalsitoninde de 100'ün üzeri pozitif kabul edilmesine rağmen 275 pikogram mililitrenin üzerine çıkıldığında duyarlılık %100'e çıkmakta. Özgürlükte yine %90'larda. 275'in altında kaldığınız zaman pozitif prediktif değer yine ancak %90'larda olmakta. Rutin kalsitonin taraması maalesef halen dünyada netleşmiş bir konu değil. Tartışılmaya devam ediliyor. Tüm tiroid nodüllerinde çünkü biraz önce de ifade ettiğim gibi medüller tiroid kanser oranı çok düşük. Özellikle hafif artmış kalsitonin değerlerinde belli bir cut-off değeri olmadığı için ayrım yapmak güç özellikle C hücre hiperplazisinden.
Bu konudaki özellikle dünyada yayınlanan kılavuzların önerilerine bir göz attığımızda ATA kılavuzu bu konuda tiroid nodüllerinde rutin kalsitonin bakalım mı bakmayalım mı konusunda özellikle olumlu ya da olumsuz bir öneri sunamamış. Her iki kılavuzunda da 2009 ve 2006'da. Avrupa konsensus raporu ise rutin bakılmasını öneriyor. 2006'da yayınlamışlar. Amerikan Klinik Endokrinolojistler Birliği'nin 2006'da yayınladıkları kılavuzlarında ise seçilmiş hastalarda kalsitonin bakılması öneriliyor. Bu da aile öyküsü veya klinik şüphe olan hastalarda ya da ince iğne aspirasyon biyopsisinde medüler tiroid kanseri şüphesi olduğunda. Endokrinolojistlerin kılavuzu 2010 yılında revize edildiğinde Avrupa Tiroid Birliği ile birlikte revize etmişler. O kılavuza baktığımız zaman da kendi iki seçilmiş önerileri dışında Avrupalıların da etkisiyle kılavuza tiroid nodüllerinin ilk değerlendirilmesinde bazal kalsitoninin bakılabileceğini ya da nodüler goiter nedeniyle cerrahi kararı verilen hastalarda kalsitoninin bakılabileceği konusunda iki zayıf öneri sunmuşlar. Bütün bu önerilerle biz günlük pratiğimizde ne yapalım? Özellikle kalsitonine her yerde ulaşma problemimiz olması ve biraz önce saydığım düşük medüller tiroid kanseri instansı nedeniyle tiroid nodüllerinde herhalde 2006'da Amerikan Endokrinolojistler Birliği'nin sunduğu aile öyküsü ve klinik şüphe olan hastalarda veyahut da ince iğne aspirasyon biyopsisinde medüller kanser şüphesi olan hastalarda kalsitonin bakılması yani seçilmiş bu grupta bakılmasının uygun olduğu kanısındayım. Sabrınız için teşekkür ederim.